Evet, Sami Hoca'yı da ediyorum. Bilirim kitabının içerisinde Mercan Civan'ın en heyecanlı olduğu bölüm Atatürk'ün izinde Atatürk'ün evine gitmek. Müthiş bir duygu. Ben burada Mercan Civan'ın çok heyecanlandığını, o geziyi, Selanik'teki eve yapılan geziyi tarihe yolculuk olarak nitelendiriyor Mercan Civan. Yani bunu ben size hiç okumayacağım. Yalnız iki satır söyleyeceğim. Sabah saat 6 civarında çok güçlü, hatta kabarmış duygularla tarihe yolculuğumuz başladı. Kalplerimiz küt küt atıyor. Otobüste nice yol dostluklar kuruluyordu. Rehberin danışmanlıklarından yararlanıyordu diyor. Eğri dere notları var. Eğri dere notları içerisinde Doktor Valdemar Christensen'in Eğri dere için yazmış olduğu Bulgarca'yı Türkçe'ye çevirmiş bir bu şiiri Bulgarca'dan Türkçe'ye Ahmet Emin Atasoy çevirmiş ama kendisi de bunu sıralamış ve buraya taşımış. Ben yeni gelenler veyahut da bunu okumamışlar olanlar için paylaşmak istiyorum. Eğri dereyi iki paragrafta, dört satırda nasıl anlatmış? 30 ev, hep Türk usulü. Orada da bir çürük köprü, yanda cami ve minare, işte sana Eğri dere. Valdemar Christensen'in. Bir de burada fıkra gibi anı var. Kendisinden izin alarak, müsaadesini alarak anlatacağım. Bu fıkranın, bu olayın kahramanı benim. 40 yıl iki dille okulda eğitimci olarak çalıştım. Bir gün Mercan Hanım bana bir yazı yazdı. Dedi ki, bana en kısa cümlelerle bir hatanı dile getirir misin? Müsaade ediyorsun. Ben de yazdım. Benim kaderime küçük sınıfları büyük sınıflara okutmak düştü. Edebiyat bilim biraz diğer arkadaşlardan farklı olduğu için bir gün gene böyle küçük sınıfları okutuyorum. Geldim Yunanistan'da Christmas tatili olup 15 gün okullar kapanır. Okullar kapandıktan sonra okula geldik, açtık okula birlikte. Sınıflar selamlaştıktan sonra ne olup ne gittiğini onların tatilden sonra her eğitimcinin yaptığı gibi dersi hazırlıyorum. Bu arada olanın biri kalktı, bir mertim var ama tam mert yani. Geldi öğretmenim, aynen böyle. Bir şeyden haberin var mı? Benim ilk aklıma gelen şey, acaba köyde kaza mı oldu, ölen mi oldu, işte bir zamanlarda Ali Ayşe'yi kaçırdı filan böyle muhabbetler dinliyorduk. Yok Mehmet dedim, hayrola. İndirdi pantolonları, ay pardon, ben öğretmenim dedim, ben sünnet oldum dedim. Baktım işte sünnet olmuş, kıyafeti yok. İnanmıyorum dedim. İnanmıyorum demem yetmedi, pantolonu indirdi, bak bakalım dedi, olmuş mu olmuş. Yani bunu birebir yaşamış bir öğretmen. İndirdi pantolonu. Kız çocuklar saklanıyor, erkekler kalktı yerinden geliyor, bakıyorlar, herkes birbirine yardım ediyor. Yani böyle bir hatıramız oldu. Bu kitapta da bu fıkra gibi anıyı bulacaksınız. Şimdi Mercan Civan'ın Seni Anlatmak, kitabın ismini vermiş olduğu Seni Anlatmak var burada. Bunu benim anlatmam, Mercan Civan'ın anlatmak istediği gibi olmayacak ama ben ne anladığımı anlatacağım size buradan. Önce bugün seni anlatmak istiyorum. Aşktan anlamayanlara, aşkı yürekleriyle yaşamayanlara, sahte ruhlara, sahte ruhlarla gezenlere diyor. Ve devam ediyor. Evet, en doğrusu şu. Çocuk kalbimde de, olgun kalbimde de, palaz gönlümde de, huysuz ruhumda da seni sevmek bir mutluluktur. Hem de nasıl bilemezsiniz. Kahvem bitti, yemek bitti, sohbetim bitti, şarkılarım bitti ama aşkın bitmedi. İşte seni anlatmak, aşkı anlatmaktan geçiyor. Biz de ancak yazarın bu kadar duygularına saygı duymaktan öte yapacak bir işimiz olmaz diyoruz. Şiir tabi birazcık ucu açık, iki ucu açık ama yazarın burada sevdiği kişiler kimler, onları artık onun kendi düşüncesine, biz ne anladığımıza bakacağız. Bizim anladığımız Vuslat Vakfı diye de
Burada ayrıca kitabın içerisinde söyleşiler var. 9-10 tane söyleşi var. Tanıdığı yazarlar var bunun içinde. Evlilerden meşhur olmuş olanlar. Ben yalnız bir tanesini sizinle paylaşacağım. Yalnız bir tanesini. Yahya Akbulut diye birinin pek çoğunuzun tanıdığı. Ama buraya geldiğinizden önce Sayın Başkonsolosluğa şunu da söyleyeyim. Büyükelçimiz İsmail Kaçmaz Paramaz. Burada Kırcaali 21 Mart 25 Şubat Ana Dili Bayramı'nda bir konuşma yaptı. Harun Bekir'e de işte, Sayın Başkanıma, Sayın Müdürüme bir şikayette bulunayım. Rodopların güneyinde biz doğum gün gelip ana dilinde iki şey söyleyebiliriz. Bizi unutmuş olmanıza size kırılmadık yalnız hatırlatıyoruz. Burada olsaydık dilimizin döndüğünce anlatırdık. Şimdi Sayın Büyükelçim bir şey söyledi burada. Biz tabii takip ediyoruz. Yerel basını her taraf takip ediyoruz. Yok, Harun Bekir'le iyi dostluğumuz var. Bir severim kendisi. Bir Büyükelçimiz bir şey söyledi. Benim en çok sevdiğim de söyleyiş şekli bu. Sohbet şeklini yaptığı zaman daha anlamlı oluyor. Türkiye'de Türk olmak çok kolay dedi. Sonuna kadar katılıyorum, altına imza ediyorum. Yalnız buradaki Balkanlara, yüreği büyük, bu güzel insanlara bir şey söylüyorum. Büyükelçinin söylemediğinden söylüyorum. Balkanlarda Türk olmak zor. Bedel ödetiyorlar. Biz bu bedelleri ödeyelim buraya geldik. Ama biz dün nasıl diksek sonuna kadar böyle dik kalmaya devam edeceğiz. Yalnız Yahya Bulut'un bir cümlesini, bir şiirinin bütününü okumayacağım. Yalnız bir bölümünü okuyacağım. Göreceksiniz ki orada Yahya Bulut çok güzel dile getiriyor bunu. Aynen okuyorum bir bölümünü. O İlkbahar diye şiirin adı. Kendisiyle sanal alemden görüştüm. Duygularını paylaşmak istedim. Kendisi ne anladın sonra anlatın dedi. Her yazar, her şairin yaptığı gibi metaforlar kullandığını. İşte biz oraya edebiyat yönüne girmeyelim. Biz azlık yönünde kalalım. Aynen şöyle. Her mevsim güzelliği bizde en güzeldi. Mayıs'ta o ilkbahar bir başka bedeldi. Bir başka bedeldi. Cesur değildik belki. Ancak daha az korkak. Benim için çok önemli bir mısra bu. Cesur değildik belki, ancak daha az korkak. Vazgeçmek mi? Asla yoktu. Yolumuz bildik. Azınlığın gerçek yüzünü o rejimde öğrendik diyor. Beni dinleme zahmetine katlandığınız için, Bercan'cığım ben için anlatacaklarım pek çok da bitmez ama bugünün anlamı değişik olduğu için bunu kısa kesmek zorundayız. Bu şekilde Bercan Civan'ın kitabı, anlaşılan Bercan Civan bugün gene kırmızılar içerisinde. Kitabın renginin de kırmızı aldığına göre herhalde en çok sevdiği favori renklerin içerisinde olmalı diye düşünüyorum. Bilmiyorum Bercan'ın duygularını paylaşabilirim. Türkiye bayrağı kırmızı. Kendinize teşekkür ederim.